Öncelikle tebrik ediyoruz. Göztepe'yi berabere kaldılar ama averajlı skorla tur atmayı başardılar. Maçla ilgili düşünceleri nedir? İlk önce onu soralım. We had a lot of big advantage in the first two games, and this game we started very, very good and playing good. And the second half we did some mistakes, and shooting was a bit problem. We missed a lot of chance, and goalkeeper had a good day, and in the end. Even match in front of great fans. İlk yarı gayet iyiydi, güzel gidiyorduk. İki takım da gayet iyiydi ama ikinci yarıdan sonra paslaşmalarda sıkıntı yaşadık. Kalecimiz gayet iyiydi. Ona rağmen eşit bir maç olmasına rağmen, beraber biten bir maç olmasına rağmen gayet güzel bir oyundu. Yes. Yeah, I would like first to congratulate the home club to a good organization and good hospitality. Regarding match, as Yusuf said, we had big advantage from first match. But in this match, we wanted to win. To win this match, we should play on a little higher level and a little more concentration and focus in shoot level. Şimdiki deplasman maçında paslaşmalarda sıkıntı yaşadılar, ona odaklanmaları gerektiğini söylüyorlar. Home team played much better match if we compare with the first match. They played very aggressive in defense and they have a good support from their fans that give them even more power. Göztepe'nin ilk maçına göre oldukça daha iyi oynadılar, daha agresif oynadılar. Ayrıca fanları da onlara oldukça yardımcı olduğunu, motivasyonlarını yüksek tuttuğunu How match was developing at the end, even match maybe is the most fair result. And when they played with that big passion and big energy, they sure deserve this point. Beraber biten maç olmasına rağmen oldukça büyük bir tutkuyla oynadılar ve onları tebrik ediyoruz. Bundan sonraki turda kupayı kazanacaklar mı? Son sorumuz. Çünkü geçen sene Göztepe'yi eleyen takım final oynamıştı. Bu sene de Göztepe'yi elediler. Arendal finale gidecek mi? Kupayı alacak mı? Do you think that you'll get the championship? Last year Ajax eliminated Göztepe in the third round and they played the final. What do you think about this year? Will it be repeated again? Mm-hmm. It's hard to say, but we hope that we are going to play a long season in the Challenge Cup, that we are going to come to the finals, I hope. Söylemesi zor ama umuyoruz ki Challenge Cup'ta yükseleceğiz ve istediğimiz kupayı kazanacağız. Teşekkürler. Thank you. Thank you. Abone hocam, ilk maçı 15 sayı farklı kaybettiniz. Ardından da burada berabere kaldınız. İlk maçla şimdiki maçı karşılaştırdığınızda, kıyasladığınızda bugün neleri daha iyi yaptık? Şimdi Arendal bu kupanın en kuvvetli takımı. Bence de final en az ileri olacak veya kupayı kazanacak takım diye düşünüyorum. Biz Arendal'la orada ilk maçta tabii ki konsantrasyonda çok iyi bir takıma karşıladık ve onların hızcımlarında, onların hücumda yaptığı pas hatalarından dolayı fark yedik orada. Fakat burada biraz daha dikkatli, biraz daha savunmada agresif olunca biraz beraberlikle bitti maç. Ama şunu biliyorum, bu kupanın en iyi takımı Arendal benim fikrim. En iyi oynayan, handbolu, en iyi sahadaki motiflerine uygulayan takım olarak düşünüyorum ben Arendal'ı. Onlara da bundaki turlarda gerçekten başarılar diliyorum. İkincisi, biz de Norveç'te bize gerçekten çok iyi ev sahipliği yaptılar. Onun için ayrıca özel teşekkür ediyorum.
İnşallah Arendal gibi, Norveç gibi, Arendal gibi bir handbol ülkesiyle kulüp olarak işbirliğimizi sıkıca geliştiririz. Biz de ortak işbirliğinde hem altyapıda hem üst yapıda bazı ortak işbirliği yaparak handbolun gelişmesine onlardan destek isteyebiliriz diye düşünüyorum. Hocam, bu söylediklerinizden yola çıkarak bir Norveç takımıyla bir anlaşma mı oldu? Yok, ya da bununla ilgili bir gelişme mi var? Sadece temel. Bugün takımımla Macaristan memnunum. Genç bir takımız. Yabancı oyuncumuz yok. Gerçekten sahada hem bunu günümsen bunu oynamaya çalışan bir takım var. Savunmalar mücadeleyiz. Hücumda hem bunun ne oynaması gerekiyor, onu oynamaya çalışan bir takım var. Ama biraz tecrübe ihtiyacı var. Biraz tabii ki tamamen yerli oyuncular kurulu bir takımız ve yaş ortalamamız çok düşük. Ondan ama üzerine koyar koyar adım adım ilerleyeceğiz ve bundan sonra ileriki yıllarda Göztepe'yi çok daha iyi yerlerde göreceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yunus, senin müsabaka ile ilgili düşüncelerin nedir? Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum ve bu kupa yolunda başarı diliyorum onlara. Diğer açıdan bugün için ilk maçı farklı kaybetmemize rağmen skora ne olduğuna bakmadan bizi bugün hem kulüp olarak, yönetim olarak hem de taraftar olarak bizi yalnız bırakmadı camiamız. Bu bizim için çok önemliydi. Evet, bu sene genç bir takımız. Yeni bir yapılanmaya gittik. Ve bugün maçı kazanmak istiyorduk gerçekten, bir sayıda da olsa. Bunun için üzgünüz, kazanamadık. En azından bir puan aldık. Fakat bir üstüne çıkamadık. Ben tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün belki gücümüz yetmedi teknik olarak ama mücadele olarak elimizden geleni yaptık. Güzel mesajlar verdiğimize inanıyorum. Türklerden, yerlerden kurulu yeni bir ekibiz. Yeni bir misyonumuz var. Önümüzde daha çok oynayacağımız maç var. Ve ben arkadaşlarımla daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ve bizi destekleyen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Bir ekle ben yapayım. Tabii ki hocam. Fırat'cığım, şimdi biz tabii ki yönetimimiz, başkanımız takıma böyle bir yapılanmaya inanarak inandılar. Taraftarımız inanıyor. Biz de onların bu inançlarını uzun yıllar kalıcı bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü handball bizim kulübümüzde, taraftarımızda artık handball sevdalısı. Ondan dolayı biz bütün taraftarımızın gücüyle, yönetimimizin, çalışanlarımızın, kulüp çalışanlarımızın herkesin verdiği destekle çok daha iyi yere gideceğini düşünüyoruz. Şimdi de mücadelenin içindeyiz. Mücadele bırakmayacağız. Aynı bugün maçta olduğu gibi kaldığımız yerden, düştüğümüz yerden tekrar mücadele devam edeceğiz. Hiç savaştan vazgeçmeyeceğiz. Bunu da özellikle gösteri taraftarımıza iletmek istiyorum. Onların sevgisi bizim için çok önemli. Her maçta bize verdiği desteği çok önemsiyoruz. Bu takım ve taraftarımızla birlikte birlik olup çok güzel işler yapacağız. Bundan da umutluyum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.